Selam. Bugün Netflix'in yeni filmi olan Meşhur Hayalet Ernest'i inceliyoruz. Korku öğelerini komediye taşıyan bir film. Şimdi hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Orijinal adı Via ve Ghost olan bu filmin önce kadrosuna bakalım. Başrollerde David Harbour ve Anthony Mackie yer alıyor. Ayrıca Erika Ash, Niles Fitch, Jahi Winston, Tig Notara gibi isimler de onlara eşlik ediyor. Filmin yöneten ve uyarlayanı Christopher Landon. Film 2017 yılında Jeff Monoff'un yazdığı kısa hikaye Ernest'ten uyarlanmış. Konuya geldiğimizde ise yeni taşınan bir ailenin evlerine musallat olan geçmişi problemli bir hayaleti anlatıyor. Hayalet yüzünden sosyal medyada ünlü olan aile bu sefer de karanlık bir devlet teşkilatının hedefi oluyor. Korku komedi kategorilerinde yer alan bir Amerikan aile filmi. Film'e meşhur evimizden gelen çığlık sesleriyle başladık. Korkup kaçan aile üyelerinin ardından ise bir yıllık bir zaman atlamasıyla evin yeni sahiplerini gördük. Evin içinin gezildiği sırada gördüğümüz yuvarlanan kırmızı top sahnesi aslında bir sinema klişesi. Paranormal konuların işlendiği tüm dizi ve filmlerde mutlaka böyle bir sahne bulabilirsiniz. Üstelik kırmızı olması da bilinçli yapılan bir şey. Sadece kırmızı top sahneleriyle derlenmiş 30-40 tane paranormal yapımın videosunu bile bulabilirsiniz. Ayrıca ailede sorunlu ergen çocuk olmazsa olmazdı. Öte yandan hayalet görünce ilk olarak telefona da sarılmazsınız. Yine de Ernest hem görüntü olarak hem de yaklaşım olarak korkutucu bir hayalet olmayı başaramamış. Ayrıca Kevin'ın korkmamasının sebebinin de özel hayatının daha da korkunç olması komikti. Ernest az önce de söylediğimiz gibi korkunç olmaktan uzak, kendine dair hiçbir şey hatırlamayan ve konuşamayan çökmüş bir hayalet. Daha ilk temasla sempati beslemenize neden olacak yani. Ernest'in olduğu yerde de ortamın soğuması eski bir hayalet inanışına dayanıyor. Ortamdaki sıcak havayı çekerek daha basık, soğuk ve ürkütücü bir atmosfer yarattıklarına inanılıyor. West Bay medyumunun Nukhet Duru ile olan benzerliği bizi baya bir şaşırttı. Ayrıca Melanie'nin Ernest ile karşılaştığında Ernest'in ondan daha çok korkması komikti. Korku filmlerindeki aptal beyaz aileler gibi olmayacağız değinmesi de başarılıydı. Yeni düzende YouTube'un gelir kapısı değinmesi de yerindeydi. Yayınlanan videoda Melanie'nin çığlığının viral olması da çok eğlenceliydi. Öte yandan TikTok kitlesi de bizi hiç şaşırtmadı. Çok iyi bir şekilde kurgulanmış ve yansıtılmış. Yüce İsa sahnesi de çok komikti. Ernest'in istediğinde korkunç olabiliyor olması beklediğimizden daha iyiydi. Üstelik Judy'nin ilk başta sıradan karşılayıp sonra camdan atlayacak kadar korkması da güzeldi. Evin babası Frank gerçekten bomboş biri. Bunca zaman her şeyi eline yüzüne bulaştırmış ve karşı tarafı pek umursamayan bir adam. O yüzden gözünü sadece para bürümüş biri olarak çok sevemiyorsunuz. Ama anneleri öyle mi? Attığı çığlıkla viral olan doğrucu bir kadın. Ernest ise hayalet olmasına rağmen aşırı derecede sempatik biri. Gerçek hikayesi her ne kadar çok üzücü olsa da kendi kısıtlamaları onu çok masum bir haline getirmiş. Bu arada Frank'in araç plakasının böyle şeklinde olması güzel bir detaydı. Gerçeklerin ortaya çıkması sandığımızdan daha hızlı bir şekilde ilerledi. Ayrıca Dr. Leslie'nin sonradan çok daha büyük bir etkisi olacağını beklemiştik. Karakteri son kararından sonra hiç göremedik. Toplum tarafından Ernest'e duyulan yoğun ilgi de çok çabuk kayboldu. Film ailece izlenebilecek keyifli bir yapımdı. Biz izlerken sıkılmadık hatta yer yer güldük ve üzüldük. Sadece olayların ilk giriş kısmı hem klişe hem de saçma noktalarla doluydu. O yüzden ilk birkaç dakikada ön yargıyla yaklaşabiliyorsunuz. Hayalet kavramına kendilerince yeni bir boyut katmışlar. Metafizik varlıkların istediklerine temas edebilmesi, görünebilmesi veya kayda alınabilmesi gibi ekstralar var. Ernest'i sempatik bulduğumuzdan film sürecindeki gelişimi de gayet güzeldi. Filmin konusunda bahsi geçen gizli devlet teşkilatı da çok hızlı bir şekilde son buldu. Biz filmi beğendik. Gayet komik ve eğlenceli. İçerisinde bulunduğu kategorilerin dışına çıkmayan tatlı bir filmdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Meşhur Eyalet Ernest beklentilerinizi karşıladı mı? Düşünceleri yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.